Yani bu konuşulduğu için söylüyorum, doğrusu biraz belki başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeyim. Biz kulislerde siyaset yapan bir parti değiliz. Biz sürekli kulise kulak kabartarak yönünü belirleyen bir parti değiliz. Hı hı. Gördüğünüz gibi ne demek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi yazılı olarak bizi bağlayacak şekilde bütün ülkeye ilan eden bir partiyiz. Dolayısıyla şunun için söyledim, bu girişi yaptım. Şimdi bu bir şeffaf politikayı istiyoruz biz. Hı hı. Kapı ardı pazarlıklar değil. Toplumla müzakere istiyoruz. Toplumda ayrıca siyasi partiler ve aktörler arasındaki müzakerenin tanığı ve hakemi olsun istiyoruz. Böyle bir yöntemi seçmiş olan bir partinin işte ya kulislerde bu konuşuluyor olabilir, olmayabilir tartışmalarına girmesini beklemezsiniz herhalde. Üçüncü bir ittifak, tamamen siyasi analiz olarak soruyorum. Bilmem, üçüncü bir ittifak, yani bugünkü tablodan şikayetçi olduğunuz için soruyorum. Bu tabloyu değiştirmede yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bugünkü tablodan şikayetimiz şu bizim, yani orada hani bazı araya sıkışan cümleleri hani tam derdimizi yansıtmadığı kanısındayım. Bizim şikayetimiz şu, şikayetimiz değil, bizim çağrılarımız var. Hı hı. Uyarılarımız ve eleştirilerimiz var. Bunu bütün siyasi aktörlere yapıyoruz. Şikayet derken eleştiri anlamında. Evet, hayır ama biz kelimeleri çok özenle kullanan bir parti olduğumuz için. Yani siz tabii ki anlıyorum. Ben de şu bildirgeye bakarsanız. İfadem öyle çıktı ama evet. Tabii her bir kelime bilerek seçilmiştir. Ama tabii yani siz bunun üzerinde çok düşündünüz. Ben şu anda irticayla bir şey soruyorum. Tabii. Şimdi, ya, ben size cevap vermedim. Halkımızı burada, halkımızın burada bizi daha iyi tanıması için fırsat olarak, vesile olarak kullandım. Anladım. Sizin o sözünüzü. Şunu söyleyeyim. Başka ittifak kurulur mu? Bu ittifak işte kiminle pazarlık yapar? Bunların hiçbirine göre kurmuyoruz siyaseti. Onu anlıyorum. Siyasi analiz olarak üçüncü bir ittifak. Siyasi analiz olarak tabloyu nasıl etkiler? Bilemem, yani şunu söyleyebiliriz sadece. Eğer üçüncü ittifak kurulursa ve bu ittifak da muhalefet cephesinde yer alırsa böylece daha derli toplu bir müzakere partneri ortaya çıkabilir. Yani üç ayrı parti değil, bir ittifak içinde bir araya gelmiş partiler bir ortak özne gibi karşımızda durur. Böylece belki daha sistemli müzakere yolu açılır. Daha doğrusu sistemli müzakere yolu genişler. Veya şimdiki partiler de bu yönde niyet ve irade ortaya koyarlarsa üçüncü ittifakın kurulmamasının bir önemi kalmaz. Hı hı. Yani ben esas olanın ittifak içinde olsun olmasın, yeni ittifak kursun kurmasın, tüm toplumsal ve siyasal muhalefetin toplumun hakemliğinde ve tanıklığında ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere etmiş. Şimdi siz önemli olan budur bizim. Hı hı. 11 madde açıkladınız ya, evet, tutum belgesinde. Hı hı. Sizin için yani şu anlattığınızdan müzakereye en açık, ya daha doğrusu zaten kategorik olarak Cumhur İttifakı'yla böyle bir görüşme yapmayacağınızı söylüyorsunuz. Millet İttifakı'yla ilkelerde buluşma diye ifade ettiğiniz için şu 11 madde sizin açınızdan değişmezdir ve müzakere edilemez midir? Eğer dikkat ederseniz bu bildirgenin temel özelliği müzakere önerisidir. Pek çok yerde geçiyor. Bunu söylememizin nedeni var. Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Ön şart ortaya koymuyoruz. Hı hı. Ortaya sürdüğümüz tek ön şart var. Nedir o? Karşılıklı, eşit muhataplık ve açık müzakere, diyalog. Bizim başka şartımız yok. Bunların hepsi üzerinde oturup tartışırız herkesle. Elbette belli konularda aşağıya gidemeyeceğimiz ilkeler, talepler olabilir. Fakat her bir başlıkta oturup derdimizi ve karşı tarafın derdini dinlemeyi esas alıyoruz. Bir şey daha var bakın orada. Toplumun tüm kesimlerinin kaygılarını da dikkate alarak diyoruz. Yani biz sadece kendi seçmenimizin değil, toplumun farklı kesimlerinin de kaygılarını ve sorunlarını dinlemek istiyoruz. Mesela Kürt sorununu tartıştığımızda bizim program kabul edilsin diye bir dayatmamız yok. Türkiye'de farklı kesimlerin Kürt sorunuyla ilgili değişik kaygılar taşıdığını biliriz. Partinin bu konuda tecrübesi var. Müsaadenizle benim şahsen de epeyce tecrübem var yani bu konularda. Evet, siz uluslararası bu çatışma çözümleri konusunda bildiğim kadarıyla akademik çalışmalarınız da var. Ona biraz sizin için avantaj mı oluyor şimdi burada? Yani hiç şüpheniz olmasın, avantajdır. Sadece akademik çalışmalarım değil, var tabii akademik çalışmalarım. Epeyce var ama kritik çatışma deneyimlerinin ve sonra çözüm girişimlerinin yaşandığı ülkelerin hepsinde bulundum. Evet. Şimdi... Ve temel aktörlerin deneyimlerini bizzat kendileriyle karşılıklı konuşarak da öğrendim. Hı hı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyoruz. Kürt sorunu gibi hakikaten bu kadar köklü bir meselenin çözülebilmesi için çok geniş bir diyaloğa ihtiyaç var. Farklı kesimlerin kaygılarını dinlemek ve o kaygılara karşı mesela Kürt halkının da beklentilerini ve taleplerini açıkça iletmek müzakerenin zaten gideceği yerdir. Hı hı. Biz kendi programımızı alıp muhataplarımıza, kim gelirse karşımıza, bunu kabul ederseniz edin, etmezseniz yokuz demiyoruz. Hı hı. Toplumun bütün kesimlerinin kaygılarını dikkate alarak açık ve sistemli bir müzakereyle, diyalogla bu sorunda ortak aklı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz ve bildirgede de bunun açıkça ifade ediyoruz. Hı hı. Şöyle ifadeler var ya, bir de yani tüm toplumsal kesimler ve tüm muhataplar. Şimdi bu tüm evet. muhataplardan tüm muhataplar derken sizin bu görüşmelerde temel olarak sizin muhatap olarak gördüğünüz her kesimi ve herkesi örneğin müzakere edeceğiniz ittifakların da muhatap olarak kabul etmesi sizin için bir şart mıdır? Şimdi bakın, şart kelimesini kullanmıyoruz ama açıklayalım bunu da. Madem bu hani çok tartışılan ve şimdi de sordunuz, tam da biraz önce çatışma çözümü deneyimlerinden de söz etmiştik, yeridir. Kürt sorunu gibi sorunlar çok boyutludur, çok katmanlıdır. Türkiye bu meseleyi yıllardır tartışıyor, belli dönemlerde de akla gelebilecek her boyutu tartışıldı. Mesela 2009, mesela 2013, 2011, pardon 13-15. Çözüm süreci süreci. Evet, tartışılmayan konu kalmadı. Şunu söylüyoruz. HDP, Kürt sorunu başta olmak üzere bütün sorunların çözümünde aktördür, muhataptır, güçtür. Ama başka fakat aktörler ve muhataplar da sayıyorsunuz. Bu çok doğaldır bu. Şöyle doğaldır. Çatışma çözümü örneklerine baktığınızda dünyada ve Türkiye'de bizim geçmiş tecrübelerimizi dikkate aldığınızda göreceksiniz ki Kürt sorunu çok katmanlıdır. Kültürel boyutu var, siyasal boyutu var, ekonomik boyutu var, toplumsal boyutu var, şiddet boyutu var ve geçmiş yaralar boyutu var. Şimdi her bir boyutun sadece belli bir kesimle veya belli bir aktörle tartışılıp çözülemeyeceği bazı gerçeklikler de var. Bunu bilmiyor muyum? Aslında herkes biliyor. Mesela HDP silahların susması için üzerine düşeni yapar. Böyle bir süreç başlasın. Fakat silahları susturmak için konuşulacak muhataplar var. Hı hı. Bu muhataplarla siz konuşmadan veya biz onlarla konuşmadan böyle bir süreç başladığında bu sonuca nasıl ulaşacağız? Herkes bu soruyu sorsun. Şimdi buradan manşetler türetirler. Hiç kimse çekinmesin yandaş medyanın bu manşetleri türetmesinden. Çünkü hepimizin bildiği bir gerçekliktir bu. Hepimiz, yaşı yetenler için söylüyorum, hatta çok değil yani 2015 dediğiniz bundan 6 yıl önceydi. Yani 15 yaşında olanlar da bilir. Zaten bizler biliyoruz. Herkes bu gerçekliği bildiği halde bunun yok sayılması sorunu çözme konusunda samimiyet sıkıntısı yaratıyor. Yani samimiyseniz soruna bütünlüklü bakacaksınız. Ekonomik, kültürel, siyasal, toplumsal, şiddet ve geçmiş yaraların sarılması geleceğin inşası. Bu 6 boyut ilk aklıma gelenler. Şimdi dolayısıyla daha önce yaşanmış tecrübeler var bu ülkede. HDP'nin süreçte oynadığı rol var. Biz geçmişte yaşanan süreç aynen tekrar edilsin demiyoruz. Meclisin odak ve ön ayak olması gerektiğini söylüyoruz. Hangi meclis diye sormuş galiba meclis başkanı, bizim bildiğimiz ki. Yani hani Mustafa Şentop Hoca bunun nasıl sorduğunu bilmem. Hani meslektaşım aynı zamanda. Şöyle yani öyle demiyor işte.